2008 yılından beri Mersin Üniversitesi'nde görev yapmakta olup 2012 yılında profesör unvanını almıştır. 2000-2001 yılları arasında George Washington Üniversitesi'nde, 2008 yılında Wisconsin Üniversitesi'nde kafa kaydısı ve nöroanatomi laboratuvarında research fellow olarak çalışmıştır. Ayrıca çeşitli kadavra çalışması projesinde yürütücülüğünü yapmıştır. Bugün hocamız bizlere beyin ön sirkülasyon arter anatomisi konulu seminer verecek. Buyurun hocam, söz sizde. Selin, teşekkür ediyorum. Sevgili Kamil'e de nazik davet için teşekkür ediyorum. Umarım herkes için yararlı olur. Umarım bir iki cümle de olsa eğitime bir katkımız olabilir. İsterseniz başlayalım. Sizler için slaytları yeniden bir düzenledim. Dedim ki, sesin iyi geliyor mu Selin? Donuyor mu? Nasıl? Senin sesin iyi gelmiyor çocuğum. Hocam orada Zoom açık olan biri var herhalde, eko yapıyor. Onun sesi kısması lazım. Var mı? Burada yok. Eko yaptı ama bir daha deneyelim. Şu an iyi geliyor sesiniz. Şu an iyi mi? Tamam. Evet hocam. Slaytlarda mümkün olduğu kadar farklı kafaları kullanmak istedim. Zannedersem 40 ya da 43 ayrı kafa var burada. Diseksiyonların da farklı olmasına özen gösterdim. Şimdi ön sirkülasyon deyince hepimizin aklına önce arteriyel anatomi geliyor. O yüzden bir arter anatomisi anlatalım. Benler eğer zaman olursa daha sonra belki bir yerlerde anlatırız diye düşündüm. Ön sirkülasyonda tabii internal karotis arterlerden başlayacağız. İnternal karotis arterlerle ilgili segmentasyon önemli biliyorsunuz. Segmentasyonu 1936 yılında ilk Fisher yapmış. Hani bu bütün internette ya da her yerde bulabileceğiniz bilgiler ama panoramik görüntüleri öncelikle hazırlamak istedim. Belki biraz daha akılda kalıcı olmasına yardımcı olur. 1996 yılında Woodlier bir nokta koyuyor bu konuda. Akım yönüne göre 7 segmente ayırıyor. Genelde kullanılan da hemen hemen bu şimdi. C1 segmenti servikal segment olarak geçiyor. C2 petros segment, C3 laserum segmenti, C4 kavernöz segment, C5 klinoid segment, C6 oftalmik, C7 komünikan segmenti olarak şey yapılıyor. Bunları tabii böyle söylemekle olmuyor. Nedir, ne değildir? Şimdi hepsine detaylı bir girelim. Canınızı da çok da fazla sizleri sıkmadan paylaşmaya başlayalım istedim. Burada görüyorsunuz karotisin servikal segmenti, internal karotis arterin petros segmentine geldik. Bir sonraki slaytta bütün internal karotis arteri sizinle paylaşmak istedim. Bu eksternal karotis, common karotis, C1 segmenti, petros, laserum, kavernöz segmenti, klinoid segmenti ve postkomünikan segmentine görüyorsunuz. Laserum segmenti, kavernöz segment ve klinoid segment. C5 olarak geçiyor biliyorsunuz. C5 de her iki proksimal ve dural ringler arasındaki bölüm oluyor biliyorsunuz. Bunlar iki aynı kafa koronel kesitlerini görmektesiniz. Hipofiz, internal karotis derinde gördüğünüz posterior fossanın durasını, ponsunun ön taraftaki durasını açmışız. Baziler arteri görüyorsunuz. Baziler arterin burada tortuozitosu var. Şurada petros internal karotis arterler. Şurada gördüğünüz kavernöz segmenti. İçeriden görünüşleri farkındaysanız kavernöz segmentleri bu baziler arter derinde. Proksimal ve dural ringler önemli. Aklınızda kalması için hazırladım bu slaytları. Bakın bu proksimal dural ring, bu da distal dural ring. Şu gördüğünüzde oftalmik arteri görüyorsunuz. Superior hipofizyal arter. Başka bir spesmen. Kavernöz sinüsü sol taraftan görüyoruz. Optik sinirler,
oftalmik arteri görüyorsunuz. Oftalmik arter %5 oranında klinoid segmentten çıkıyordu bizim bir çalışmamızda, onu söyleyeyim. Distal dural ring, distal dural ring, proksimal dural ring. Proksimal dural ring internal karotis arteri kavernöz segmentten ayıran bölüm. Şurası. Nervus oculomotorius gördüğünüz gibi. Bu sefer bunu özellikle hazırladım. Bu slaytta kullandığımız, genelde biz arterleri boyarken anatomik olarak ya lateks kullanırız ya silikon kullanırız. Ama bu mikrofil. Niye mikrofille boyadık? Fark ederseniz eğer burada en ince damarlara kadar boyanmış halde. Günlük nöroşirurji pratiğimizdeki en sık yaptığımız kraniyotomilerden bir tanesi. Sağ tarafa sağ frontotemporal kraniyotomi yapmışız. Silvian diseksiyon. Anatomi slide'ı anlatırken önemli olan konulardan bir tanesi, her zaman bazen unutuyorum ama sağ sağ, sol sol söylemek önemli. Oryantasyon açısından internal karotis arterin C7 segment, yani komünikant segment. Burada gördüğünüz, biraz sonra bahsedeceğim. Posterior komünikan arterin fetal tip konfigürasyonunu görüyorsunuz. Bakın burada fetal posterior komünikan arter. Anterior klinoid proses. Anterior cerebral arter. Bu da orta cerebral arter. Geçelim. Bütün arka arkaya iki tane slayt yerleştirmek istedim. Anatomi çalışırken Willis poligonunu çok standart çiziyoruz. Ama hani bunca yıl baktığım kadarlarda öyle hani çizim olarak pek de normal bir şeye rastladık diyemeyeceğim. En azından bunu sizle paylaşayım. Bakın burada Willis poligonunu görüyorsunuz. Şurası bazel arter, söylememe gerek yok. Posterior cerebral arterler. Bakın burada posterior komünikan arterin normal konfigürasyonu. Ama burada hipoplastik konfigürasyonunu görüyoruz. Hipoplastik konfigürasyonunu görüyoruz. Başka bir varyasyon var. Ön sirkülasyona gelelim. Willis poligonunun ön tarafını oluşturan anterior komünikan arter. Biliyorsunuz anterior komünikan arter bir temel arter olarak beyindeki en kısa arterdir. En kısa arter. Fakat eğer dikkat ederseniz burada üçüncü bir anterior cerebral var. Median arter of corpus callosum. Bu da başka bir varyasyon. Şimdi bunu isterseniz biraz aklımızda tutalım. Biraz aklımızda tutalım. Şurası gördüğünüz gibi komünikan segment oluyor. Şurada anterior koroidal arteri görüyoruz. Şimdi başka bir Willis poligonundan izole ettiğiniz başka bir kafadaki başka bir Willis poligonunda bakalım ne bulacağız. Evet. Başka bir kafa. Bakın burada ön sirkülasyonda yine anterior komünikan arteri görüyoruz. Willis poligonunu oluşturuyor. Burası posterior komünikan. Eğer kalınlığına dikkat ederseniz karşıda yine hipoplastik posterior komünikan arteri görüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman normal konfigürasyonu Willis poligonunda tam olarak görmemiz mümkün olmuyor. 1921 yılında Bussen'in yaptığı bir çalışma var. 400 tane kadavraya bakmışlar. Anterior komünikan arter için söylemek istiyorum bunu. Ve yaş ortalaması 6 ay ile 86 yaş arasındaki kadavralara bakmışlar. Ve bu 400 kadavranın içerisinde buldukları varyasyon oranı 227. 227. Sayın hocamız Profesör Yaşar Gül'ün çalışması var. 200 kadavrada 114 tanesinde, sadece 114 tanesinde normal anterior komünikan arter varyasyonu buluyor. Geçelim. Bir slayta takılı kalmayalım. Hani panoramik olarak kafamızda başka şeyler oluşsun. Şimdi Willis poligonunu bağlayan posterior komünikan arteri. Yani bölüm bölüm hazırlamak istedim. Tabii konu çok geniş. Hani neyi daha çok verebiliriz ona uğraşmaya çalışayım. Posterior komünikan arter önemli. Willis poligonunu yapan bağlayıcılardan bir tanesi.
3 tip konfigürasyonu var. Embriyonik ya da fetal konfigürasyon, transisyonel konfigürasyon ve de hipoplastik konfigürasyonu. Bir arterin, bildis poligonunu yapan bir arterin hipoplastik dememiz için 1 milimetreden daha ince olması lazım. Posterokomplikan arter için geçerli. Bizim yaptığımız çalışmada hipoplastik konfigürasyonu %14 oranında bulduk. Pardon, %28 oranında bulduk. Fetal konfigürasyon. Fetal konfigürasyon ne demek? Hani çok genç arkadaşlarım var. Onlar için belki hatırlatıcı olsun istiyorum. Eğer posterokomplikan arterin çapı P1'in çapından daha kalın olur ise buna fetal ya da diğer adıyla embriyonik konfigürasyon diyoruz. Ve bizim yaptığımız çalışmada bunu %28 oranında gördük. Hipoplastik konfigürasyon da %28. %28. Transisyonel konfigürasyon ne demek? P1 ile aynı çapta. Bu %14 oranında. Ama literatüre bakarsanız eğer, literatüre de bakarsanız %40'a kadar olan oranları görebilirsiniz. Bakın burada transisyonel konfigürasyon görüyorsunuz. Bu da fetal konfigürasyonu. Burada P1'in çapıyla buradaki çap aynı bulmuşuz. Ama burada posterior komplikanın çapı daha fazla. Başka bir slayta geçelim. Evet, başka bir kafa. Beyni ters çevirmişiz. Bilateral hipoplastik posterior komplikan arter görüyoruz. Yalnız ilginç olan bir şey var. Literatürde de bunu söylüyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda da çapı önemli değil. 1 milimetre de olsa buradan çıkan, posterior komplikandan çıkan perforanların sayısına etkili değil çapı. Bu önemli bir husus. Evet, yine başka bir kafa. Yine bilateral hipoplastik posterokomplikan arteri görüyorsunuz. Superior cerebellar arterler. Şurada 3. nervus oculomotorius'u görüyoruz. Başka bir posterokomplikana gelelim. Karşı tarafta fetal konfigürasyonu var bakın. Bu tarafa bakarsak eğer, perforanlarını görürsek eğer, burada hipoplastik posterokomplikan görüyoruz. Ama yine de perforanları var. Bu konuyla ilgili daha anlatacaklarım var. O yüzden bunları geçmek istiyorum. Önemli bir konu var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Anterior komplikan önü bağlıyorsa, posterior komplikan da her iki komplikan arter içerisinde geçerli bir kural var. Her iki komplikan arterden de her zaman çıkan, diğerlerinden daha kalın olan bir perforan var. Anterior komplikana birazdan geçeceğim. Bu eğer anterior komplikan arterde subkallozal arter ise posterior komplikan arterde bunun adı premamiller arter, talamo tuberal arter oluyor. İkinci önemli özellik, bunlar her zaman aynı yere gidiyorlar. Subkallozal arter corpus callosum'un altına doğru, rostrum'a doğru uzanıyor ve subkallozal bölgede sonlanıyor. Ama posterior komplikan arterden çıkan premamiller arterde paramedian perforate substance'a gidiyor. Şimdi böyle çok anatomik terimler olacak. Onun için bir sonraki slide'da bu anterior perforate substance neresi? Posterior perforate substance neresi? Paramedian perforate substance neresi? Onu özellikle genç arkadaşlarıma göstermek istedim. Onun için özellikle bir slayt hazırladım sizlere. Aklımızda kalabildiği kadar kalsın. Bakın oklarla işaret ettim. Anterior perforate substance'ı bu büyük ok gösteriyor gördüğünüz gibi. Lateralinde uncus'u görüyorsunuz. Posteromedialinde optik kiyazm ve optik traktı görüyorsunuz. Önünde olfaktör siniri görüyorsunuz. Bu anterior perforate substance'ın sınırları. Bakın posterior perforate substance'ı görüyoruz. Posterior perforate substance'ın sınırlarını söylüyorum. Önünde mamiller vadiler, lateralinde her iki yanını cerebral pedünkül oluşturuyor.
Ama bunun yanında bir de paramedian perforate substance var. İşte bizim premamiller arter dediğimiz posterior komikandan çıkan en kalın arterin gittiği yer. Bu da paramedian perforate substance. Lateralinde yine gördüğünüz gibi mamiller body var. Pardon, medialinde. Ne? Yine medialinde gördüğünüz gibi tübersinerium oluşturuyor. Burası tübersinerium. Arkasını cerebral pedünkül, lateralini ise optik trakt oluşturuyor. Yani bu slide'da özellikle size aklınıza kalması için perforate substance'ları işaretlemek istedim. Bu perforate, anterior perforate substance'ı birazdan anlatacağım. Orta cerebral anterior perforate substance'ın 2/3 lateraline orta cerebral arterden çıkan lenticular striatlar girer. Yine anterior perforate substance'a Hoebner girecek. Onu da göstereceğiz. Bu benim posterior komnikan arteri unilateral görmediğim tek slide arkadaşlar. Yani yüzlerce kafa içerisinde bir tek bunda anterior posterior komnikan arter yok görüyorsunuz. Bağlantı yok. Burada fetal sirkülasyon, fetal tip konfigürasyonu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu işte premamiller arter. Gördüğünüz gibi paramedian perforate substance'a gidiyor. Geçelim. Bakın burada başka bir varyasyon var. Superior cerebellar arterin duplikasyonunu görüyoruz. Yine aşağıdan görünümü nervus oculomotorius, posterior comnican arter, posterior comnican'dan çıkan en kalın perforan premamiller arter. Başka bir slide. Yine gördüğünüz gibi fetal konfigürasyon, hipoplastik posterior komnikan arter. Şu pensetle tuttuğumuz posterior komnikandan 2 ila 3 milimetre sonra çıkıyor anterior koroidal arter. Buradaki anterior koroidal arter de burada. Şimdi posterior komnikanı bitirdik. Gelelim anterior komnikana. Bizim de en çok İşte cerrahi sırasında en çok rastladığımız arterlerden bir tanesi. Burada varyasyon hemen hemen kural gibi bir olay. Birçok farklı kafa sunmak istedim. Yine bakın burada standart frontotemporal kraniotomi yapmışız. Karşı taraf internal karotit, anterior cerebral, yine anterior komnikan arter. Ne kadar var ya, en çok ne görüyoruz? En çok birçok tek bir kanal halinde görmüyoruz. Birçok kanallı olabilir. Burada gördüğünüz gibi bu taraf anterior cerebral arterde hiperplazi olabilir. Karşı tarafta hipoplazi olabilir. Burada gördüğünüz gibi odalı fenestrasyonları var. Bakın bir anterior komnikan kompleksi olmuş farkındaysanız. Burada biraz önce bahsettiğim, özellikle bu diseksiyonu onun için yaptım. Anterior komnikan arterden çıkan en kalın perforan olan subkallozal arteri görüyorsunuz. Subkallozal arter, subkallozal bölgeye gidiyor. Son zamanlarda buna çalıştılar. Anterior komnikanla ve de posterior komnikanla ilgili tabii ki sayın hocamız Profesör Yaşargil'in ve Roto'nun çalışmaları dışında eğer kaynak olarak ne bakalım derseniz, eski Yugoslavya, şimdi Sırbistan'da, tabii şimdi Sırbistan oldu. 1990'lı yıllarda Marinković'in çok kıymetli çalışması var literatüre. Sayın hocamız Profesör Yaşargil'in Marinković'in yaptığı çalışmalarla ilgili bir yaptığı bir makalenin altına komenti de vardır. Bu çalışmaların ilerlemesinin nöroşirurjiye çok büyük katkısı olacağına inanıyorum diyor hocamız. Geçelim, başka neler gördük anterior komnikan varyasyonları ile ilgili. Üç tane A2 olabilir. Bakın median arter of corpus callosum. Biz 25 kafada çalışmıştık anterior komnikan arteri. Bir vakada gördük median arter of corpus callosum'u. Sonra bu 25 kafa dışında çalıştığımız kafalardan bir tanesine daha rastladım. Onu da size getirmek istedim. Bakın 3 tane anterior cerebrali var. Tamam, bunu daha sık görüyoruz da
daha nadir gördüğümüz bir şey var. Daha nadir gördüğümüz bir şey var. Onu birazdan göstereceğim. Burada tesadüfen kadavrada anterior komünikan arterde gördü. Gördüğünüz gibi bir anevizma görmüşüz. Anterior komünikanı tek başına bahsetmeyelim. Bir kompleks olarak bahsetmek daha uygun. Çünkü komşuluğundaki arter çok önemli. Şimdi anterior komünikan arterden, arter seviyesinde ya da hemen arterden sonra çıkan en önemli bir lentikulostriat arterimiz var. En kalın. Recurrent arter of Hoebner. Biliyorsunuz bunu çok meşhur Alman pediatrist Otto Hoebner, pediatrinin babasıdır. 1872 yılında o buluyor. O buluyor. Ve Hoebner'le ilgili birkaç detay söylersem belki aklınızda kalır. Hoebner'in her zaman gidişatına bakmak lazım. A2'den çıkan diğer dallardan ayırmak için. Hoebner biliyorsunuz geriye geliyor. A1'in önünde olabiliyor. Üzerinde olabiliyor. Lokalizasyonu ve anterior perforate substance'a çıkıyor. Tek Hoebner olmayabiliyor. Tek olarak gelebiliyor. Birazdan göstereceğim. Daha sonra dallara ayrılabiliyor. 1872 yılında bulunmuş anterior perforate substance'a sonlanan en kalın lenticular striate arter. Lütfen unutmayalım. Herhangi bir tıkanıklığında ya da harabiyetinde üste hakim hemiparez oluyor. Burada anterior komünikan arterin duplikasyonunu göstermişiz. Bu çok eski bir seksiyon zannedersem. Ne zaman yaptığımı inanın ben de hatırlamıyorum ama bu çok eski bir şey. Evet, bu az. Bakın bunu ben şimdiye kadarki bütün sadece arterle ilgili çalışmalarımızda değil, diğer kafa kaidesi çalışmalarında ya da diğer diseksiyonlarda gördüğüm tek şey, %4 oranında görülüyor. Tek anterior cerebral A2. Azygos A2 deniyor. Tek distal anterior cerebral arterin olması. Ben bir tane rastladım buna. %4 oranında görülüyor. Atların normal varyasyonu bu. İnsanlarda iki tane ama atlarda normal varyasyon. A1'leri görüyorsunuz. Her iki A1. Sonra direkt tek A2 olarak devam ediyor. Evet, bunu özellikle göstermek istedim. Subkallazal arter. Bunu arkadaşlarımızın aklında kalırsa, eğer hani perforanlar sorulur, edilir, komünikandaki perforanlar, her iki komünikandaki perforan olarak bu akıllarında kalırsa bu önemli bir şey. Bakın şu da göstereyim isterseniz. Bu da recurrent arter of Hoebner. Biraz önce gösterdiğim anterior perforate substance'a gidecek. Evet, Hoebner sağ taraf arkadaşlar yukarıdaki optik sinir, internal karatüs, anterior cerebral arterin A1 segmenti, anterior komünikanı görüyorsunuz, A2'den geriye doğru geliyor ve daha sonra ikiye ayrılarak Hoebner olacak. Burada interhemisferik yaklaşım yapmışız. Anterior cerebral arter, Hoebner anterior perforate substance'a sonlanacak. Anterior perforate substance, özellikle söylemek istiyorum, limen insula, uncus, cerebral pedünküller. Hoebner'in girdiği yer. Karıncanın girdiği delikler gibi dikkat ederseniz, arterlerin girdiği delikler zaten çok bariz. Bunu özellikle koydum. Yine anterior perforate substance'ı göstermek için. Arterlerden bahsettik ama anterior perforate substance seviyesinde ortaya çıkan çok önemli bir ven var. Rosenthal veni değil mi? Rosenthal veni. Cerebral pedünkülün etrafında bakın anterior perforate substance'a çıkmış. Burası posterior perforate substance. Anterior perforate substance. Burası da paramedian perforate substance. Tübersinarium, mamiller badiler, cerebral pedünkül, limen insula. Aynı şekilde birkaç defa gösteriyorum ki belki daha çok akılda kalır. Evet. Konfigürasyonlar, farklı kafalar, A2'leri görüyorsunuz. Hoebner'in recurrent arteri. İlginç değil mi? 1872 yılında Hoebner'in recurrent arterini buluyorlar. Çok ilginç. 1872 yılında
kadavralarda. Yine Hömer'in Recurren Arteri. Bu da çok eski bir slayt. Anterior komikan arterle ilgili varyasyonlara baktığımızda Yaşargil, Profesör Yaşargil 200 vakada 114 tane varyasyon görmüş. Hiperplasisi ne şey yapmak istiyorum? 3 milimetreden kalın olursa hiperplazik diyoruz arkadaşlar. Normal kalınlığı 1,5 ila 3 milimetre arası, aklımızda bulunsun. Onu özellikle söylemek istedim. Daha sonra A2'ler başlıyor. Distal anterior cerebral arterler korpus kallozumun üzerinden geçiyor ya da perikallozal arterler. En kalını ise biliyorsunuz kallozo marjinal arter, değil mi? Distal anterior cerebral'den çıkan tingilat gyrus seviyesinde. Bakın bunlar distal anterior cerebral arterler. Şurada kallozo marjinal arter tingilat gyrus seviyesinde. Evet. Yine 3 tane şeye rastladık. Gördüğünüz gibi distal anterior median arter of corpus callosum vakaların %4'ünde görüyoruz. Anterior comican tek kanallı, en çok multikanallı formasyonlu görüyoruz. Onu unutmayalım. Anterior comican arterin hipoplazik olmasın demek perforan çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Onu da özellikle vurguluyoruz. Vurgulayalım. Posterior comican, bu da hipoplastik konfigürasyonu. Defalarca tekrarlayalım. Premamiller arter. Beyni tam ortadan ikiye böldük. Tam ortadan ikiye böldük. Distal anterior cerebral arter görüyorsunuz. Şöyle kalloza marjinal arter olacak. Oryantasyon için söylüyorum. Önden çektiğimiz bir fotoğraf. Distal anterior cerebral arter görüyorsunuz. Distal anterior cerebral arter. Internal carotis. Nervus oculomotorius. Dördüncü kraniyel sinir. Kadavra çalışmalarında en çok yaralanan sinir. Bir diseksiyon, özellikle kavernöz sinüs açarken en çok ona dikkat etmek gerekiyor. En çok yaralanan sinir. Başka bir diseksiyon, panoramik görünümü distal anterior cerebral arter, kalloza marjinal, motor ve premotor alanları buluyor. Evet, biraz önce gösterdim. Gördüğünüz gibi anterior perforate substance'dan başlamış Rosenthal'in bazelveni geliyor. Distal anterior cerebral arter, kallozo marjinalleri görüyorsunuz. Şimdi bizim de en çok gördüğümüz ve hani en çok varyasyonu da olan arterlerden bir tanesi orta cerebral artere gelelim. Burada çıkarmışız orta cerebral arteri. Sadece dalları gözüküyor farkındaysanız. 4 segmente ayrılıyor biliyorsunuz. M1 segmenti, sfenoidal segment, pterionel segment ya da horizontal segment. Ne önemli? Önemli olan ne? Burada biliyorsunuz lenticular striat arterler çıkıyor. Kaç tane? 2 ila 15 arasında, değil mi? 2 ila 15 arasında değişen sayıda lenticular striat arterler çıkıyor. Peki. Bu lenticular striatlar da yine bakın burada özellikle bu tantalumla boyadığımız anjiyografi yaptığımız bir kafaydı. Sonra yapamadık o işi. Yani beceremedik, olmadı. Ne yapalım? Lenticular striat arterleri görüyorsunuz. Anterior perforat saft, limen insula, anterior perforat saftınızın 2/3 lateraline gidecek. Koronal kesit kafa, koronal kesit. Bakın, ben bu diseksiyonu seviyorum. Çok eğitici bir diseksiyon. Bunu gerçekten seviyorum. Gerçekten seviyorum. Lenticular striatları çok iyi göstermiş farkındaysanız. Profesör Yaşargil'in de notlarında vardı. Gerçekten hocanın dediği doğru. Biz de aynısını gördük. Bunlar %40 oranında bir tane ana temel arterden çıkıyor. Sonra dallara ayrılıyor bunlar. Ama bakın burada en az görülen tipini görmüşüz biz. En az görülen tipi %10-15 oranında bir sürü 2 ila 15 arasında tek tek dallar çıkıyor. Bakın
konfigürasyonlardan bir tanesi. En az görülen konfigürasyon. İkinci sırada ise %30 oranında görülüyor. İki tane ana trunk çıkıyor. O trunktan dallar çıkıyor. Ama bu en az görülen şeyi, ne bileyim işte, paylaştım. Gözünüzde alışkanlık olsun. Evet. Evet. Lentiküler striatlar, değil mi? En çok korumamız gerekenler. Anterior perforate substance'a gidiyorlar. Evet. Bakın. Bu silikonla boyadığımız bir kafaydı. Gerçekten iyi boyanmış. Kadavra çalışması yapan bütün arkadaşlarım bilirler. 5 ila 7 kafa doldurursunuz. Ortalama bir tanesini çalışabilirsiniz. Yani ölçüm alabilirsiniz. Bir şey olabilir ama hani resim çekip literatüre kıymetli diseksiyon olarak sunmanız için 5 ila 7 kadavradan ortalama bir tanesi çıkıyor. Bir tanesi size iyi resim verebiliyor. Onu da söylemiş olmak için söyledim. Evet, biz genelde bunu açıyoruz biliyorsunuz. Gördüğümüz manzara genelde bu oluyor. Geniş frontotemporal kraniotomi yapmışız. Silvian fissürü görüyoruz. Bunu bilerek koydum ki arkadaşlarımız için bir demonstratif, hani step by step gidelim bakalım ne göreceğiz. Evet, biraz önce bir geri geleyim. Bakın burada daha araknoidini açmamışız. Çok iyi boyanmış bir kafa. Gerçekten çok iyi boyanmış bir kafa bu. Açtık şimdi orta serebral artere gidiyoruz. Tabii orta serebral arterin M1 segmentinden sonra M2 segmenti var. İnzular segment tabii, değil mi? Orta M2 segmenti orta serebral arterin M2 segment inzulanın üzerinde uzanır, değil mi? M2 segmenti bir döşek görevi görüyor inzula. Bakın orta burada korteksi aldık farkındaysanız. Orta serebral arteri görüyorsunuz. M2 segmenti yani inzular segment, inzulayı görüyorsunuz. Başka bir diseksiyon. Yine M2 segmenti. Birazdan daha değişik bir konfigürasyon göstereceğim. Bazen M2 segmentinin 2 ana dal değil de 4 ana dal olduğu söyleniyor ama Profesör Yaşargil bu diyor 4 ana dal değildir. Bunu özellikle sizler için koydum. Bu diyor 2 dalın diyor. 2 superior ve inferior trunk'ın erkenden dal vermesi oluyor. Bakın burada aynısını sanki 4 ayrı dalmış gibi gözüküyor ama değil. İnzulayı görüyorsunuz. Limen inzula seviyesinde başlıyor biliyorsunuz. M2 segmenti ya da inzular segment nereye kadar geliyor? İnzulanın bittiği sirkular sulkusa kadar geliyor. M2 segmentini görüyorsunuz burada. M1 segmenti, anterior cerebral arter, A1 segmenti. Gidelim. Açtığımızda bunu görüyoruz. Bu belki hep içimde kalmıştır. Hep biz arter çalışıyoruz. Bu venlere pek önem göstermedik ama bir gün inşallah ven çalışacağız. Yani ven çalıştık da ven anlatmadık. Yoksa ven çalıştık, çalışmadık değil. Şu vene dikkat edin. Bakın bu interhemisferik bölgeden gelen ana bir ven. Unutmayın, önemli. Transbazal girişimlerde Silviana dökülüyor. Silviana. Neyse bu konuyu dağıtmayalım. Başka bir zamanımız olursa konuşuruz. Evet, orta serebralde kadavrada anevrizma bulmuşuz. Gördüğünüz gibi tam ortasında. İnzula'nın limen inzula seviyesinde M2 segmenti oluyor. M1. Bunu panoramik olarak aklımızda kalsın diye yaptığım bir diseksiyon. İnzula biliyorsunuz ayrı bir lob. Aslında beyindeki lobları bir toplantıda da konuşulmuştu bu. Yani kemiğe göre isimlendirmişiz. Profesör Yaşargil hocamız da diyor biliyorsunuz. Temporal lob diyoruz. Temporal kemiğe göre. Bakın inzula ayrı bir lob değil mi? Rail Island. Rail adası. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Bu da inzulayı çevreleyen circular sulcus. Diseksiyon yapacak arkadaşlara ufak bir
dipnot olsun diye. Gerekli de olmayabilir ama eğer inzula diseksiyonu yapacaksanız, sirküler sulkusa doğru gidiyorsanız lütfen diseksiyonu çok derinleştirmeyin. Hemen kaybedersiniz. Biraz daha orada sakin olmak lazım. Sirküler sulkusu ortaya koymak için daha ince hareket etmek lazım. İnzulayı görüyorsunuz. M2 segmenti inzulanın sirküler sulkusuna kadar uzanıyor. Şimdi gelelim M3'e. Başka bir spesmende inzula. Evet. Şimdi inzulanın bittiği sirküler sulkusun başladığı yer operküler segment. Yani burası. Gördüğünüz gibi. Yani üçüncü segmenti orta serebral arteri. Bunu sadece sizin için koydum. İnzula üzerinde M2'nin dallarını görüyorsunuz. Geldik M3'e. Limen, inzula, operküler segment bitiyor ve M4'e geleceğiz gördüğünüz gibi. M2'nin uzandığı, M2'ye gerçekten bir yastık görevi görüyor. Başka bir spesmende yine orta serebral arterin operküler üçüncü dalı değil mi? Üçüncü segmenti bitireceğiz. Bunu çok seviyorum. Bu çok panoramik bir görüntüsü oluyor. Hem orta serebral arter hem ventrikül görünümüyle ilgili olarak. Bakın burası inzula, M2 segmenti, M3 segmenti ve bizim beyinde açtığımız zaman gördüğümüz kortikal segmentler. Operküler segment. İnzulanın sirküler sulkusu. Biraz önce dedim çok derinleşmeyin, inzulaya girersiniz diye farkındaysanız. İnzulayı özellikle göstermek istedim. Ventrikülle ilgili komşuluğunda, ventrikülle ilgili panoramik olarak görünümü M2'nin dallarınız görüyorsunuz üzerinde. Bu da M4. Bu da bizim standart açtığımızda gördüğümüz kortikal dalları. Şimdi niye anatomi çalışıyoruz? Ben çok seviyorum bu sözü, gerçekten çok güzel. Diyor ki tüm teknik ve bilimsel ve pratik bilgilerin ötesinde diyoruz. Diseksiyon masasında tüm zıtlar birbiriyle birleşiyor. Ölüler ve canlılar şu an ve geçmiş geleneksel yaklaşıma karşı yeni teknolojiler, yeni hevesli doktorlara karşı vefat etmiş yaşlıların bedenleri. Tabii çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hayatın çok zor bir katmanından geçiyoruz. Ümit ediyorum bu zor dönemleri atlatacağız ve bütün genç arkadaşlarımla her zaman yaptığımız gibi kadavra salonlarında bunları teknik olarak pratikte gösterebileceğimiz zamanlara gelelim istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Tabii çok geniş bir konu, toparlamaya ve farklı kafalar üzerinde anlatmaya çalıştım. Eksiğiniz olursa bir daha anlatırız Kamil Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Varsa sorular. Hemen Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu. Bizim için oldukça faydalı oldu. Vallahi herhangi bir soru iletilmedi. Vallahi ben de ağzım açık dinledim. soru katkı yapacak olan var mı? Yoksa Kamil Hocama sözü bırakacağım. Evet, soru Kamil katkı abi. Yapabilecek cesarette birisi yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten benim gördüğüm şimdiye kadarki en güzel spacemenler ve fotoğraflar, slaytlar. Çok teşekkür resmen ederim. Resmen önümde şeyler açıldı. Yani yeni pençeler açıldı diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Bize de özel herhalde bazı şeyler, slaytlar. Yani değişik şeyler gösterelik mi denir? Evet. Farklı olsun. İnşallah ufak da olsa yararımız olmuştur. Bir gün bir yerde yine buluşalım ekip. Olmaz mı? Kendinize. Vallahi çok iyi olur. Çok isteriz. Oldu mu? Evet. Çok isteriz hocam. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyorum. Bu çalışmanız gerçekten emek veriyorsunuz. Bu yaz gününde bile başarılar diliyorum. Ne diyeyim, kolay gelsin. Tamam mı? Çok teşekkürler sağ hocam, sağ olun. Görüşürüz. O zaman herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoşça kalın. Hoşça kalın.